Yürüyüş yapmak ömrü nasıl uzatıyor? Suyun sağlığımıza faydaları neler? Yaşasın Hayat başlıyor. Yaşasın Hayat'tan merhaba. Ben Burcu Kaya, Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla her hafta sağlıklı ve kaliteli bir yaşamın temel unsurlarını konuşmaya devam ediyoruz. Hocam merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Artık güneş yüzünü göstermeye başladı. Siz her defasında hem sohbetimizde hem de yazılarınızda yürümenin ne kadar önemli olduğuna hep vurgu yaparsınız. Yürümenin yararlarıyla başlayalım mı? Tabii, memnuniyetle. Özellikle kıştan biriktirdiğimiz yağlardan kurtulmak istiyorsak vakit geçirmeden aslında kışın bile yapmamız gerekip de ihmal ettiğimiz yürüyüş egzersizlerine başlamamız lazım. Burcu Hanım, egzersiz deyince benim aklıma hemen önce yürüyüş gelir. Çünkü insan bedeni biyomekanik olarak sanki yürümek üzere tasarlanmış bir cihaz gibi. Ve Yüce Rabbimiz sanki bizi yürümek üzere geliştirmiş ve planlamış gibi görünüyor. Çünkü yürümek bedenimizin hemen hemen kaslarının neredeyse %80'inden fazlasını çalıştıran bir eylem. Yürümek göbek çizgimizin altında kalan büyük kas gruplarının hepsini ortak çalıştırdığı gibi aynı zamanda eğer yürümeyi metodolojik olarak doğru bir kıvamda kollarımızı hareket ettirerek ve dik durarak çenemiz önde usulüne uygun yapabilirsek ki bu çok önemli bir ayrıntıdır. Neredeyse kasların %90'ını çalıştırma şansı yakalıyoruz. Kasların çalışması demek metabolizmanın işlemesi demek. Kasların çalışması demek kasların daha çok mitokondri üretmesi demek. Kasların çalışması demek vücudun metabolik egzersizlerinin, egzersiz planlarının maksimuma ulaşması demek. Metabolik esneklik kavramıyla yeniden tanışması demek. Ama bilelim ki yürümek sadece bahar aylarına ait yapılması gereken bir egzersiz değil. Sıcakta yürümenin, soğukta yürümenin, yağmurda yürümenin, karda yürümenin, suda yürümenin, gece yürümenin, gündüz yürümenin, sorarsanız hepsine ayrı cevap veririm. Deniz kenarında yürümenin, dağda yürümenin, su kenarında yürümenin hepsinin ayrı ayrı avantajları var. Dezavantajları ise minimum. Ayrıca bilelim ki yürümek, biraz önce sorduğunuzun cevabına gireyim, bağışıklığımızı güçlendiren bir eylem, stresimizi törpüleyen bir eylem, yorgunluk sağladığı için uykumuzu derinleştiren bir eylem. Yürümek aynı zamanda kanımızdaki şekeri, kolesterolü, trigliseridi dengeleyen bir eylem. İlk kolesterolü yükselten bir ilaç bugüne kadar bulunmadı. O işin hala tek ve en etki ilacı tempolu ve düzenli yürümek. Yürümek aynı zamanda bütün metabolik işlevlerimiz ama bilhassa insülin direnciyle mücadelenin anahtar sözcüğü, anahtar eylemi. Dolayısıyla eğer pek çok sağlık sorununu önleyen hatta çözen bir ilaç geliştirmiş olsaydı o ilacın muhtemeldir ki bir parçasını da mutlaka ama mutlaka yürümek oluştururdu. Peki bunun bir zaman dilimi var mı? Yani evet sabah yürümeliyiz ya da akşam yürümeliyiz mi? Ve bunun tabii aç karna, tok karna da birçok izleyicimizden hepsi bu soru olur. Da gelmiş. Hepsi olur. Ya burada mesele şu, sizin hayat kurgunuz çok önemli. Benim tabirimle eğer baykuşsanız akşam yürüyün. Eğer ardıç kuşuysanız, sabahın köründe uyanıyorsanız sabah yürüyün. Önemli olan güneşin ışıldadığı ilk andan itibaren yürüme şansınızın olduğu. Ama sabah güneşiyle beraber yürümenin getirdiği avantajlar farklı. Akşam üzeri yapılan yürüyüşlerin getirdiği avantajlar farklı. Mesela sabah güneşiyle birlikte yaptığınız yürümeler biyoritminize olan uygunluğu nedeniyle ve aynı zamanda ışık, göz, beyin, epifiz, dolayısıyla serotonin ve melatonin sürecinin devreye girmesi nedeniyle pek çok farklı biyo, sirkadiyen ritimle ilgili biyoritmik faydalar sağlarken akşam yapacağınız yürüyüşler sizin gündüz biriktirdiğiniz stresleri adeta öğütür, törpüler, yok eder. Aynı zamanda uykunuzu derinleştirmede ciddi ölçüde hizmet eder. Aç karnı yapacağınız yürüyüşler eğer kilo sorununuz varsa çok daha fazla faydalı. Ama tok karnına yemekten 30 dakika sonra, hemen sonra değil, 30 dakika sonra, 40 dakika sonra, 50 dakika sonra, yani yemekten sonraki ilk 30 dakikayı pas geçin, ilk 1-1,5 saat içinde yapacağınız yürüyüşler kanınızdaki şeker dalgalanmalarını, şeker insülin kavgalarını önler, insülin patlamalarını önler.
leptin insülin dengesini maksimize eder. Dolayısıyla kan şekerinizin daha dengeli olmasını, yediklerinizin daha az yağ dönüşmeden, daha az yağ çevrilmeden daha hızlı bir şekilde yakılmasını sağlar. Dolayısıyla aç mı yürüyeyim, tok mu yürüyeyim, akşam mı yürüyeyim, sabah mı yürüyeyim zaman ayırmak yerine bunu düşünerek geçeceğiniz zamanı adım sayınızı bu zamana harcayıp arttırmaya yönetin çok daha iyi. Aslında burada günde kaç adım atmalıyız sorusu da gündeme geliyor. Hemen bunu da sormak isterim ama siz geçen yayında da şöyle bir şey söylediniz. Yürümek alışveriş merkezinde yaptığımız yürüyüş, yürüyüş değildir. Tempolu bir şekilde yürümemiz gerekiyor. Yani hedefe hizmet eden yürüyüş değildir. Tabii ki makinenizi hareket halinde tutabilirsiniz. Yani AVM yürüyüşü dediğimiz yürüyüşler veya vitrin yürüyüşü dediğimiz vitrin seyrederek yapılan yürüyüşler size ekonomik açıdan, kilo ekonomisi açısından, metabolik ekonomi açısından, metabolik sürat açısından, insülin direnciyle mücadele açısından, mitokondrileri aktive etme açısından çok büyük bir hizmet sağlamaz. Ama eklemlerinizi yağlar, kaslarınızı çalıştırır vesaire vesaire. Prensip olarak ben akılda kalan cümleler kurmayı, mottolar kurmayı severim biliyorsunuz. Evet. Yürüme konusundaki benim mottom, iki tane temel mottom var. Bir tanesi bizim temel egzersizimizin koşmak değil yürümek olduğu. O nedenle ben dedim ki ceylanlar koşacak, tavşanlar koşacak, biz yürüyeceğiz. Yürümek bizimle, yüzmek de aynı şey değildir. Balıklar yüzecek, biz yürüyeceğiz. Yürümenin dışında kalan vaktimizi yüzerek geçirebiliriz. Yürüme eyleminin içine kısa süreli, yürüme eyleminin etkinliğini artıracak kısa, hızlı ve tempolu yürüyüşler ya da koşular ekleyebiliriz. O ayrı bir şey. Ama bir diğer mottomuz da bizim şudur. Eğer paslanmamak istiyorsanız günde 5000 adım atmak zorundasınız. Eğer yağlanmamak istiyorsanız günde 7500 adım hedeflemek zorundasınız. Eğer iyi yaşlanmak istiyorsanız günde 10.000 adıma yaklaşmayı amaçlamalısınız. 12.500'den bir şey olur mu? Olmaz, iyi olur. 15.000 çok iyi olur ama 15.000'in üstünden özellikle ilave bir yararın gelmediği net ve açık olarak ispatlandı. Yani ondan sonra sizin eklemlerinizin aşılmasına belki hizmet edebilir ama bir gün önce çok fazla kalori tükettiniz ve yürümediniz. Bir gün sonra bu borcu ödemek istiyorsunuz ki ben onu yaz aylarında çok sık yaparım. 20.000, 25.000 kilometre eyvallah haftada bir gün yürüyün. Ama her gün 20-25.000 kilometre yürürseniz bir süre sonra diz ve kalça eklemleriniz size isyan edebilir. Dikkatli olmanız lazım. Evet, sizin bir motonuz daha var. Oturmak bedene ihanettir diyorsunuz. Evet. Bu da aslında çok önemli ve çok güzel bir sözünüz sizin. Her zaman uyguladığım aslında benim sizden duyarak. Tabii ömrü uzatmak, zayıflamak bunlar için hep yürümek gerekiyor ama ömrü uzatmak için mesela kaç adım atmalıyız? 10.000 adımı hedefleyin ama 7.500 geçmeye gayret edin. Bunu her gün yapamadığınız zaman bazı günler 6.000'de bazı günlerde 9.000'de kalın ortalamanız da işe yarar. Burada önemli olan şey şu, insan vücudu hareket etmek üzere tasarlanmıştır. Hareket etmediğiniz zaman bütün hareket etmeyen canlılar, cansızlar nasıl paslanırsa sizin vücudunuz da bir paslanır, sadece paslanmaz yağlanır, sadece yağlanmaz şekerlenir ve neticede iltihaplanır. Dolayısıyla glikasyon, oksidasyon, inflamasyon üçlüsünün mücadelede yürümek vazgeçilmez eylem tipinizin olması lazım. Sadece yürümek kurtarır mı? Ben hiç yürüme dışında bir şey yapmasam olur mu? Olmaz bana göre. Yani arada haftada 2 gün, 3 gün, 20-30 dakikanızda direnç egzersizlerini ayırmanız lazım. Ama bugünkü konumuz yürümek ve yürümenin ne kadar önemli bir şifa olduğunu bizim coğrafyamız kadar tarih kaydına geçiren bir coğrafya yok. Bundan yaklaşık 1000 yıl kadar önce yaşayan, belki 1000 yıl değil belki bir daha da eski, tam tarihini bilemem. Hemen Bodrum'un karşısındaki Kos Adası'nda hekimliğin Akdeniz coğrafyasındaki babalarından biri olarak kabul edilen Hipokrat'ın çok önemli bir cümlesi var, saptaması var, notu var bize iletilen. Diyor ki Hipokrat, bizim bu Kos Adası'nda eşeğe binenler yürüyenlere göre daha kısa yaşıyor. Yani hareket etmeden başka bir canlının üzerinde hayatını geçiren Kos Adası sakinleri daha kısa yaşıyormuş. Bunu Hipokrat kayda geçirmiş. Bizim kendi analizimiz, kültür birikimimizde de işleyen demir ışıldar diye çok önemli bir sözcük, bir cümlecik var. Ayrıca çok daha önemli hareket berekettir diye bizim çok sık tekrarladığımız. Aslında hareket hem kazanç açısından berekettir,
Ama bu kazanç aynı zamanda vücudun psikolojisi ve fiziği açısından da bir kazanca dönüşeceği için yine vücut içinde, beden içinde, yani bir bütün olarak insan içinde, ruh ve beden içinde bir berekettir. Bunu unutmayın. Evet, tabii şimdi birçok hanımefendi bizi izliyor ekranlardan da. Yaz da geliyor. Güneş yüzünü gösterdi. Bunun için kaç adım atmalıyız zayıflamak için diye merak ediyoruz hepimiz. Şimdi evet, şunu bilmemiz lazım. Ortalama olarak 40-45 dakikalık tempolu bir yürüyüş normalde 4 ila 6 kilometrelik bir yürüyüşe denk gelir. Dolayısıyla meseleyi şöyle bakmanız lazım. Ben eğer kilo vermek istiyorsam dakikadaki adım sayımı 100'ün üzerine çıkarmak zorundayım. Yani minimum 10 saniyede 16 adımı geçmeliyim. Hedefim 20 adım olmalı. Yani dakikada 10 saniyede 20 adım atarak dakikada 120 adımı hedeflemeliyim. Yaşınız ne olursa olsun, eğer dakikada 120 adımı tempolu atabiliyorsanız ve yürürken pozisyonunuzu dikkatli bir şekilde yürüyüş odaklı, keyifli bir şekilde sürdürebiliyorsanız ve yürüyüş ritminizi sağlayabilecek olan sağlıklı bir ayakkabıyla, sağlıklı bir elbiseyle, iyi bir ortamda, güvenli bir ortamda bunu yapabiliyorsanız size 4 ila 6 kilometrelik mesafeyi kat edecek bir yürüyüş, yani yaklaşık 40 ila 60 dakikalık bir yürüyüş yetecek. Bu sizi kilo kontrolünde büyük destek olur. Ama bu desteği kalori mekanizmasıyla sadece açıklamanız yeterli olmaz. Çünkü kilonuz, yaşınız, yağ oranınız, kas oranınız bunların hepsi buradan etkilenir. Ama bilmeniz gereken şey şu. Eğer kilo ile mücadelede, hatta kilo vermek amacıyla yürümeyi destek olarak kullanıyorsanız, ki kullanın ve çok önemlidir. Benim tavsiyem şu, imkanlarınız varsa, diziniz, kalçanız sakat değilse, kalp damarlarınız tıkalı değilse, sağlam ve sağlıklı birisiyseniz, vücudunuz buna müsaade ediyorsa, doktorunuz size müsaade ediyorsa, arada bir 140-150 adımı deneyin 1-2 dakika süreyle. Yani normalde 40 dakika yürürken ilk 10 dakikayı ısınmayla geçirin, sonra araya bir 2 dakikalık tempolu 140 adımı çıkmayı deneyin, sonra yine bir 10 dakikayı devam ettirin 120 adımda, tekrar yine 1 ila 3 dakika civarında bir 140 adımlık tempo. Yani buna aralıklı yükleme egzersizi diyebiliriz Türkçe olarak. Bu çok daha hızlı bir kilo kaybını size garanti eder. Peki siz yürüyüşün öneminden hep bahsedersiniz ama açık hava tercihiniz olsun dersiniz. Yürüyüş bantları bu konuda eğer uzun mesafede bize veya bacaklarımıza zararı olur mu hocam? Eğer yürüyüş bantlarının bir insanın bacağında, dizinde zararı olsaydı bunun en büyük zarar göreni Osman Hoca olurdu. Ben biliyorsunuz gün içinde son derece fazla mesai yapıyorum, yoğun çalışıyorum. Dolayısıyla yürüme saatini ya sabahın erken saatinde yürüme bandında ya da akşamın erken saati yürüme bandında halletmek zorundayım. Ve bunu çok önemli bir gerekçe olmadığı sürece haftanın 7 günü mutlaka minimum 45 dakika olarak gerçekleştirmek benim temel hayat hedeflerimden birisi. Yemek kadar, su içmek kadar, yemek yemek kadar önemli, uyumak kadar önemli benim için bu iş. Ama yürüme bandını nasıl kullandığınıza bağlı. Yürüme bandının kalitesine bağlı. Yürüme bandı eğer size gerekli esnekliği sağlayacak kaliteli bir yürüme bandıysa sorun çıkmaz. Hatta dışarıda yürümekten çok daha avantajı var. Soğuk deyip çıkmıyorsunuz, sıcak deyip çıkmıyorsunuz, zamanım yok deyip çıkmıyorsunuz. 20 dakika, 30 dakika, 40 dakika yürümek için bir saatlik spor merkezlerine, egzersiz merkezlerine niye gideyim kardeşim deyip yürümüyorsunuz. O zaman evinizdeki yürüme bandı sizin hizmetinizde. Ama üzerinde hoplayıp zıplamayın. Yeni yürümeye başlamışken birdenbire günde 100 dakikada 140 adım gibi biraz önce verdiğim hedefi hedeflemeyin. Sakin olun. Yavaş yavaş önce bir ısının. Sonra bu hedeflere zaman içerisinde ulaşın. Ben de ilk başladığım zamanlarda yürüme bandında yaklaşık 30 yıldır yürüyorum ben. Yürüme bandıyla yürüme yaparken çok büyük bugünkü tempoma ulaşabiliyor değildim. Burada önemli olan sizin yürüme bandı ile ilgili başkalarının verdiği tavsiye değil, yürüme konusunda sizi yönlendiren egzersiz uzmanının, doktorun ya da daha da iyisi eğer bulabilirseniz çok zordur, spor hekimliği uzmanı bir doktorun tavsiyesini dinlemenizdir. Ama kalçanızda problem varsa, dizinizde problem varsa tabii ki yürüme bandına ayak uydurarak yürümek biraz daha zor olabilir. O zaman çıkın dışarıda yürüyün. Ama bana bahane anlatmayın. Yani niye yürüyemediğinizin cevabı dışarıdaki yağmur. Yağmurda yürümenin inanılmaz pozitif faydası var. Kalın giyinin, su sızdırmayan giyecekler giyinin ve elinizde şemsiye de almayın. Başlıklı bir, kapşonlu bir giyimle yürüyün. Muazzam fayda sağlarsınız. Çünkü yağmur negatif iyon yoğunluğunu artıran önemli bir doğa eylemidir. Ve negatif iyon eylemi ne kadar fazlaysa doğada sizin sağlığınıza yapacağınız katkı o kadar yüksek olur.
yürüyelim ama yer ve mekan fark etmeden yeter ki yürüyelim diyorsunuz. Evet. Kesinlikle. Peki hocam. Yine çok değerli bilgiler almaya devam edeceğiz ama kısa bir ara verelim efendim, devam edeceğiz. Kısa bir ara verdik ve devam ediyoruz Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla. Yaşasın hayat devam ediyor. Yine önemli sorularımız var. İzleyicilerimizden de sorularımız gelecek birazdan ama yürümekle başladık hocam. Tabii yürümek ve kahverengi yağın işbirliğine sormak istiyorum. Aslında kahverengi yağ nedir? Nasıl ve neden kilo verdirir? Bunları merak ediyoruz. Aslında kahverengi yağ biraz açıklayarak gitsek daha kolay anlaşılır. Kahverengi yağ yeni bin yılın buluşlarından birisi. Ne olduğu çok daha iyi anlaşıldı. Normal yağ, beyaz yağdan bizi yağlandıran, bizi sağlıksız hale getiren beyaz yağdan farklı ve tam tersine yağ biriktiren değil, yağ eriten bir yağ. Yani yağ yakan bir yağ kahverengi yağ. Ve yeni doğan bebeklerde çok yüksek oranda kahverengi yağ var. Kahverengi yağın yeni doğan bebeklerde yüksek olmasının nedeni onların hayatta kalabilmeleri ve en önemlisi hayatta kalmalarına engel olabilecek bir hipotermiden, donmadan korunmalar için Rabbimizin bebeklerimize yüklediği bir yağ yapılanması. O yağ yapılanması sayesinde titremesini bilmeyen, vücut ısısını regüle edemeyecek durumda olan küçücük bebek asla kolay kolay hipotermiye girmiyor. Ancak ne var ki biz yaşımız ilerledikçe kahverengi yağ dokumuzu kaybediyoruz. Ve 50'li 60'lı yaşlara geldiğinizde ancak çok az miktarda kahverengi yağ sternum kemiği dediğimiz iman kemiğimizin arkasında, kaburgalarımızın arka yüzünde, boyundaki kemiklerimizin bir miktar o bölgelerinde falan çok az miktarda kalıyor. Oysa o kahverengi yağ arttırabilseniz sizin normal yağ biriktirmeyi devam ettirmek bir yana mevcut yağı yakma şansınız bile var. Peki ne farkı var beyaz yağla kahverengi yağın? Beyaz yağın içerisinde mitokondri dediğimiz demir zengini enerji üretim merkezi hemen hemen hiç yok. Yani var ama bir iki tane. Bir yağ hücresinde bir iki bilemediğiniz üç tane mitokondriye rastlayabiliyorsunuz. Ama kahverengi yağ olarak adlandırdığınız yağ dokusu varsa vücudunuzda o yağ hücrelerinin içerisinde çok sayıda demir zengini mitokondri var. Zaten demirin rengini hayal edin, kahverengi kırmızıya yakındır. O nedenle zaten kahverengi görünüyor o yağ dokusu. Neden? Demir zengini mitokondrilerin çok olmasından. Bu ne anlama geliyor? Bu yağ dokusu termojenezde yani enerji tüketiminde çok aktif. O zaman benim ne kadar çok kas yağ dokum varsa bir çeşit kas dokusu gibi benim yağ yakma sistemimi adeta fırına atılan, sürekli atılan enerji kaynağı gibi aktive ediyor. Ve enteresandır. Araştırmalar gösteriyor ki çok önemli bir şey bu anlatacağım nokta. Beyaz yağ dokusundan farklı olarak bu kahverengi yağ dokusunun kökeni ana hücredeki yağ dokusu değil. Yani mezenkimal yağ dokusu değil, kas dokusu. Mezenkimal kas dokusu. Yani kastan farklılaşan bir doku aslında kahverengi yağ. Dolayısıyla metabolik estetik açısından değeri en az kas dokusu gücü kadar fazla. Bu nedenle uzunca bir süredir bilim alemi acaba bu kilo sorunu böyle hızla büyüdüğüne göre biz ne yapabiliriz ki kahverengi yağ dokusunu artırabiliriz sorusunun cevabını arıyor. Evet. Bu cevabın arayanlardan birisi de benim. Ama bununla ilgili yapılan çalışmalar henüz bir ilacın geliştirilebileceği noktaya ulaşmış değil. Yani bir hap yutayım da kahverengi yağım çoğalsın, kahverengi yağım da otursun, beyaz yağla mücadele etsin, yağlarımı yaksın. Bu henüz mümkün gibi görünmüyor. Ama biliyoruz ki ne kadar çok düzenli, özellikle zorlamalı egzersiz, hormezis dediğimiz zorlama kavramını devreye sokarsanız kahverengi yağınız bu oranda artabiliyor. Örneğin biraz önce anlattığım egzersizlerin arasına koyacağınız hızlı tempolu kısa vuruşlar, kısa spinler, ağırlık çalışmaları, zorlamalı egzersizler sizin kahverengi yağ dokusunuzu arttırmanızı sağlayabiliyor. Aynı zamanda soğuk sıcak uygulamaları, yani çok sıcak bir ortamda kaldınız. Örneğin saunaya girdiniz. Saunanın 80 derece ısısından birdenbire düşük ısıya geçtiğiniz zaman kahverengi yağ dokusu daha da çoğalabiliyor. Yani 80 derecelik saunadan -4, -5, -6, -10 derecelik suya girdiğiniz zaman muazzam bir dönüşüm sağlayabiliyorsunuz. Diğer taraftan ne kadar çok soğukta kalırsanız
o kadar çok kahverengi yağınız fazla oluyor. Yani özellikle 18 derecenin altına inip 16-15 derecelere indiğiniz zaman kahverengi yağ dokunuzun, daha fazla kendini koruduğunu hatta arttırma şansı bulduğunu biliyoruz. Enteresan bir bilgi de şu. Bu aralıklı oruç dediğimiz günde iki öğün beslenme, hatta bazı günler bir öğün beslenmenin de beyaz yağ azaltlarını, kahverengi yağı arttırabildiğini bilimsel olarak gösterdiler. Özeti şu, ne kadar çok soğuk sıcak uygulaması yaparsanız, ne kadar çok aralıklı açlık uygulaması yaparsanız, ne kadar çok aralıklı yoğun egzersiz antrenmanı yaparsanız, kahverengi yağınızı arttırma ihtimaliniz neticede daha fit, daha formda, daha zinde, daha az yağla yaşlanma ihtimaliniz artıyor. O zaman şunu mu anlamalıyız hocam? Bir takviyesi yok, yok. Bu kahverengi ama yiyeceklerden de bunu artıramıyoruz anladım. Hayır. Sadece egzersiz. Egzersiz artı sıcak soğuk uygulaması yiyeceklerden sadece artırabilmek için yememeyi hedeflemeniz lazım. Ve yeme aralıklarınızı açmanız lazım. Yeme sisteminin içine şeker girdikçe, nişasta girdikçe, un girdikçe kahverengi yağ çıkıyor. Zaten yaşlandıkça kahverengi yağımızın azalması biraz da lezzet odaklı, şekerli, unlu gıdalara yönlenmemizin sonucu. Bu kahverengi yağı azaltıyor, beyaz yağı arttırıyor. Evet, o zaman bu yağı çoğaltmak için mutlaka daha çok hareket, daha çok yürüme. Sıcak soğuk uygulaması, daha çok soğuk ortamlar. Yani sıcak ortam yağlanmayı kolaylaştırıyor. Sıcakta yapılan yürüyüşler bu nedenle aslında yağ yakımı bakımından soğukta yapılan yürüyüşlere göre çok daha dezavantajlı. Zaten bu nedenle de mesela bundan 100-150 yıl önce Kneipp dediğimiz bir Alman doktor, Kneipp terapisini bulan doktor, yürüyüşlerin sonunda hep soğuk, buzlu ortamda, buz dolu havuzlarda yürümeyi tavsiye etmiş ki bu çok önemli bir ayrıntı. Evet. Muhteşem bilgiler hakikaten bu kahverengi yağ ile ilgili evet, merak edilen. Daha sık konuşacağız kahverengi yağda. Evet, belki buna da özel bir yayın yapabiliriz sırf kahverengi yağ ile ilgili. Hocam şimdi yürümeyle başladık, kahverengi yağ ile devam ettik. Tabii yürüyüş denilince bir bakıma suyun da önemi ortaya çıkıyor. Aslında su hayatımızın en önemli unsurlarından bir tanesi ama su içmenin anayasası diye yazılarınız da var. Doğru. Bu bağlamda biz mutlaka su tüketmeliyiz ama günde kaç litre su tüketmeliyiz? Özellikle de egzersiz yapıyorsak nasıl bir işleyiş yapalım su konusunda? Bir kere şunu bilelim, bir üçler kuralı var benim akılda kalması için yine böyle cümlelere sığdırmaya çalışıyorum biliyorsunuz. Biz havasız en fazla 3 dakika, en sıkı antrenmanımız. Susuz en fazla 3 gün, yiyeceksiz 3 aya kadar dayanabiliyoruz. 30 gün ama 3 aya kadar dayanabiliyoruz. Dolayısıyla susuz yaşam mümkün değil. Vücudumuzun 1/4'ü neredeyse su. Yaşlandıkça bu su miktarı azalıyor ve onu mutlaka yerine koyması gerekiyor. Gizli susuzluk şu anda çağın en önemli problemlerinden birisi. Aslında evrenimizi, yaşadığımız evreni, daha doğrusu gezegeni diyelim, evren demeyelim, gezegeni tehdit eden en önemli problemlerden birisi de gelecekteki susuzluk. Su problemi bütün dünyanın önümüzdeki yüzyılda yaşayacağı en önemli problem. Ve bu problemin en çok yaşanan ülkelerden birisi bir su cenneti zannettiğimiz ülkemiz. Ve bu nedenle de inşallah şu seçimler bitsin, insanlarımıza daha fazla su tasarrufu bilincini, ekonomik tasarruf kadar önemli, su tasarrufu bilincini nasıl daha çok anlatabiliriz, bunu konuşmamız lazım. Ayrıca bu gizli susuzluğun aslında baş ağrılarının, yorgunlukların, uyku sorunlarının, kramp gibi sorunların pek çoğunun hazırlayıcısı olduğunu da bilelim. Ama bilelim ki su içmenin de kendine has bir anayasası var. En kaliteli su birincisi oda ısısındaki sudur. Bunu bilirim. Soğuk içmek istiyorsan yine iç ama en doğru içilen o. İki, içeceğiniz suyu ayakta değil oturarak içmeniz daha doğru bir davranış. Suyu yemek arasında değil yemekler arasındaki dönemlerde tüketmeniz daha doğru bir davranış. Suyu lıkır lıkır değil, yudum yudum içmeniz, gün içine yaymanız çok daha doğru bir davranış. Yani ben sabahleyin kalkıyorum, 1 litre su içiyorum, akşam üzeri 1 litre daha. Osman Hoca da diyor ki 2 litre için yeter. Olmadı. O sabahki 1 litreyi sabah, kuşluk, öğle, ikindine böl. Sonraki 1 litreyi de akşam üzeri, akşam yatsıya yakın ve yatarkene böl. Yani güne yayın. Bu çok önemli ayrıntılar, asla unutmayalım. Ve bütün suların formülünün aslında aynı olduğunu bilelim. H2O. Suları birinden diğerine daha iyi ve daha kaliteli hale getiren suyun içindeki element yoğunluğu, mineral yoğunluğudur. Bir su ne kadar kalsiyum, ne kadar magnezyum zenginliği ise o kadar
sert sudur ama aynı zamanda o kadar çok kaliteli sudur. Vücudun asit alkali dengesini ayarlar. Vücudun asit havuzunun içine düşmesini önler. Aynı zamanda da size bol miktarda mineral kazandırır. Yaz ayları özellikle çocukların, özellikle yaşlıların su içmeyi unutabilecekleri dönemler. Bu nedenle çevremizdeki yaşlıları, özellikle bilişsel bozukluk ihtimali olan yaşlıları su içip içmedikleri yönünde kontrol edelim. Çocuklarımız, özellikle bebekleri su içip içmedikleri yönünde takip altında tutalım ve bir şey daha unutmayalım. Suya, susuz yaşama şansı olmayan tek canlı biz değiliz. Doğadaki kuşların, kedilerin, sokaktaki köpeklerin, yani yaşayan tüm canlıların, bahçemizdeki çiçekler kadar en az suya ihtiyacı var. Dolayısıyla onların da su ihtiyaçlarını giderecek su kaplarını evlerimizin veya sokaklarımızın bir bölümünde bulundurmamız bizim için insani ve vazgeçilmez bir görev olmalı. Alkali suyu soracağım ama öncesinde şunu sormak isterim hocam. Mesela çay tüketen, kahve tüketen gün içerisinde ben zaten çay ve kahveden su ihtiyacımı alıyorum mantığında alırsınız, doyuyor. Ama yeteri kadar değil. Yeteri kadar çünkü değil. Çünkü kahve ve çay içerisindeki kafein nedeniyle bir miktar idrar söktürücüdür. Aldığınızın bir miktarını idrar sökerek atarsınız. Yani beklemez. Yani siz bir fincan kahve içtiğiniz zaman ilk bir saat içinde onun yarısını böbrekleriniz dışarıya atmaya sizi zorlar atarsınız. Çorbadan aldığınızda sudur. Günlük suyun içine dahildir. Karpuzdan aldığınız suda sudur. Ama prensip olarak siz düz, kaliteli su tüketiminin, güvenli su tüketiminin, güvenli çok önemli bir meseledir. Güvenli su tüketiminizin 1,5 litre altında olmamasına gayret ederseniz üstünüz zaten çayınızdan, kahvenizden, çorbanızdan, karpuzunuzdan veya meyvenizdeki sulardan ve içindeki sulardan karşılama şansınız var. Siz NTV'de bile döndürüyorsunuz salatalığın %90'ı sudur diye. Yani salatalık yediğiniz zaman da aslında ciddi ölçüde su kazanırsınız. Karpuza da aynı onda çok fazla miktarda su var. Ona göre hareket etmeniz lazım. Peki bu suyun içerisine çeşitli meyveleri koyup suyu biraz daha zenginleştirmek, evet, bizim, alkali olarak. Bizim kültürümüzün en zayıf olduğu noktalardan birini söylediniz. Yani bizde su zenginleştirme kültürü yok. Biz suyu alıp koyup içmeyi seviyoruz. Oysa suyu saklamak, saklarken içerisine daha çok ona antioksidan güç atacak, sağlayacak yaprakları. Yani yeşillikleri, nane koyun, raven koyun, maydanoz koyun, salatalık dilimleyin koyun, aklınıza gelen her türlü şeyi koyabilirsiniz. Meyve dilimleyin koyun, kabuğuyla beraber limon, limonun sadece kabuğunu, portakalın sadece kabuğunu. Yani suyu zenginleştiren her şey size sudan daha fazlası olarak geri dönecektir, onu bilin. Alkali su meselesinin esas olarak sert su olduğunu bilirim. Bir suyun içerisine bakalım ne kadar magnezyum, ne kadar kalsiyum içeriyor. Magnezyum ve kalsiyumu ne kadar fazlaysa o su o kadar alkalidir. Peki şimdi suyla ilgili birçok soru da var tabii ama suyun vücudumuza kattığı sağlık açısından faydası var. Ama içmediğimiz zaman da birçok hastalığı da beraberine getiriyor, öyle değil mi hocam? Tabii yani şöyle, sudan susuzluğun getirdiği sağlık sorunları var. Baş ağrıları, nefes darlıkları, kalp sorunları, tansiyon düşmeleri, kramplar. Daha pek çok şey sayabilirim ama bu gizli susuzluk işaretleri. Normalde bizim çok şükürler olsun ki su sistemimizi ayarlayan bir hormonumuz var. Çoğumuz bunun farkında bile değiliz. Bizim beynimizde hipofiz bezinden salgılanan antidiüretik hormon isimli diürezi, yani su kaçırmamızı, idrar çıkarmamızı engellemeye çalışan bir hormonumuz var. O antidiüretik hormon iyi çalıştığı sürece vücut kolay kolay içtiği suyu kaybetmez eğer anormal bir durum yoksa. Antidiüretik hormon bozulursa o hastalığın adı şekersiz diyabettir. Yani hipofiz bezinizde bir problem meydana gelirse ve diyabet insipidus dediğimiz bu şekersiz diyabete yakalanırsanız günde 5 litre, 6 litre, 7 litre su çıkarmak zorunda kalırsınız. Ve onu yerine koymak için o günlük hocanın size söylediği kilonuz başına 30 mililitredir. Prensip bu. Yani 60 kiloysanız 1800 mililitre, yani 1,8 litre su tüketeceksiniz. Bu size yetmeyecektir. Eğer idrar söktürücü kullanıyorsanız, ishalseniz tabii ihtiyacınızı ona göre ayarlamanız lazım. Evet, şimdi sizin böbreklerle ilgili de söylediğiniz notlarıma bakarak sözünüzü hatırlatmak isterim. Vücut ağırlığımızın ancak 1/4'ünü oluşturan böbrekler vücuttaki tüm kanın 1/4'ünü, yani yaklaşık 200 litre kanı sızarlar. Böyle bir çalışkan organ yok. 20 koca kova. Evet. Yani çoğumuz farkında değiliz ve nedense bazı organlara diğerlerinden daha fazla saygılıyız.
Yani hepimiz öncelikle sağlık deyince kalbimiz aklımıza gelir. İkinci planda genellikle beynimiz vardır. Üçüncü planda karaciğerimizi düşünürüz. Akciğerimizi de buraya ilave ederiz. Ama hiçbirimizin aklına kolay şeker hastası değilsek veya pankreatit hatağı geçmemişsek pankreas gelmez. Ya da nefrit dediğimiz belalı bir hastalığa yakalanmadığımız sürece böbreklerimiz gelmez. Oysa böbreklerimiz çalışmadığı zaman diyaliz denen bir sisteme muhtaç oluyoruz. Böbrek nakli denen bir problemle karşı karşıya kalıyoruz. Bu nedenle böbrekleri koruyup kollamak, böbreklerimize de en az diğer organlarımıza gösterdiğimiz hassasiyeti göstermek eğitiminde olmamız hepimiz için vazgeçilmez bir sağlık görevi. Tabii yine sorularımız olacak ama yine bir kısa araya gitmek istiyoruz. Kısa bir ara verelim efendim, devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat devam ediyor. Hocam, yayının başında da söyledim, birçok seyirci sorusu var. Birçok konuya değineceğiz yine ama müsaadenizle başlayalım evet. İsterseniz. Bir izleyicimiz, erkek ergen çocukların boy uzaması için hangi takviyeye ihtiyaçları var demiş. Aslında erkek veya kız fark etmiyor. Her ikisinde de boy uzama önemli bir problem. Daha doğrusu önemli bir istek. Hiçbir anne baba kısa boylu bir çocuğun olmasını arzu etmiyor. Haklılar. Ama hiçbir önemi yok bu işin aslında. Boy biraz genetik faktörlere de bağlı. Bunu bilmemiz lazım. Ama gerçekten eğer üzerinde dikkat edilirse boy uzamayla ilgili bazı katkıların yapılması mümkün. Yeter ki boy uzamasını engelleyecek bir hormonal bozukluk olmasın. Bu önemli. Yani bir hipofizden büyüme hormonunun salgılanmasını etkileyecek bir sorun varsa boy uzamaz. Eğer tiroid besinden tiroid hormonlarının üretimini engelleyecek bir sorun varsa boy uzamaz. Ayrıca organ yetmezliği varsa, ağır bir böbrek yetmezliği boy uzamaz. Karaciğer yetmezliği boy kolay kolay uzamaz. Dolayısıyla genel sağlığın bir kere çocuğumuzun, ergenimizin iyi olması lazım. Bu çok önemli. Ama boy uzatan en önemli iki aktivitenin zannedilen aksine ne yediğiniz, içtiğiniz değil, ne kadar uyuduğunuz ve uyuttuğunuz çocuğunuzu ve ne kadar egzersiz yaptırdığınızla ilgili olduğunu biliniz. Büyüme hormonu dediğimiz boy uzatan temel hormon, uykuda salgılanan, neredeyse %60'ından 70'inden fazlası uykuda üretilen bir hormon. Bu nedenle büyüme hormonu üretiminizin miktarını arttırmanız lazım. Onu arttırmak için çocuklarınızın uyku düzenlerine daha çok dikkat edin. Bu birincisi. İkincisi egzersiz, ama her egzersiz değil. Özellikle ağırlık altında yapılan egzersizlerin boy uzamasına engel olduğunu biliyoruz. Yani eğer egzersizden anladığınız bir halter kaldırmaksa ya da futbol gibi daha çok yere basarak yapılan bir egzersizse, yani yaptınız, boy uzamaya çok hizmet etmiyor. Zıplama gerekiyor. Ama zıplama. Zaten. Evet. Basket, barfix hareketleri ve daha da önemlisi daha uzun süre daha yüksek çabalı zıplama çalışmalarına girmek büyüme yönündeki eğilimi daha fazla artırabiliyor. Bedenin genel ihtiyaçları söz konusu olduğunda tabii ki dengeli, yeterli çeşitli beslenmek ve proteinden zengin beslenmek. Pastöz çocuk boylu olmaz. Pastöz çocuk dediğimiz karbonhidratla, unla, nişastayla, şekerle, yapay gıdalarla, işte burgerlerle, onunla bununla filan büyütülen çocuklardır. Protein zengini beslenen çocuk, sebze zengini beslenen çocuk, omega 3'ü yeteri kadar kazanan çocuk boy atar. Bu çok net ve açık. Dolayısıyla çocuklarınıza imkanlarınız ölçüsünde daha fazla hayvansal, bitkisel protein kaynaklarına yöneldirin. Yani daha fazla bakliyat, daha fazla hayvansal ürün, bilhassa balık, deniz ürünleri, oraya biraz daha dikkat, yumurta biraz daha dikkat, süt ürünleri, yoğurt, peynir biraz daha dikkat. Bunların hepsi boy yapar. Mesela yumurtayı her gün mü yemeleri gerekiyor? Kesinlikle. İmkan olan her aile çocuğuna bir tane yumurta yedirmeli. Bu şart. Hatta bence okul çantalarına koyabilecekleri en sağlıklı gıda, akşamdan aşağısında buzdolabına koysunlar bir tane yumurtayı, sabahleyin çocuğun çantasına koysun, çocuk onu okulda acıktığı zaman birini bir ara teneffüste, diğerini bir ara teneffüste, günde iki tane bile rahatlıkla tüketebilirler. Çocuklara verebileceğiniz en sağlıklı protein kaynağı. Hocam, ben takviye vermek istiyorum. Annelerin en çok merak ettiği şey, prensip olarak çinko içeren takviyelerin, koenzim Q10 içeren desteklerin, bir miktarda belki biyotin ve benzeri B vitaminleri içeren desteklerin boy uzamasına faydalı olabileceğini ben şahsen düşünüyorum. Özellikle çinkoyu
asla pas geçmemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü çinko eksikliği olan çocuklarda boy kısalığı olduğunu biliyoruz. Evet, umarım bu söylediklerinizi çocuklar da izliyorlardır ve onlar İnşallah. Da anne babalarını İnşallah. Dinleyeceklerdir diyorum. Şimdi baş dönmeleri tehlikelidir. Hep bunu söylersiniz ama hangi baş dönmeleri tehlikelidir demiş bir izleyicimiz. Ötüyorsa tehlikeli ama birdenbire sizi tedbirsiz bir anınıza yakalayan baş dönmesi düşmenize yol açarsa, kafanızı bir yere çarparsanız ya da Allah korusun kalçanızı, kolunuzu, bacağınızı kırarsanız çok daha tehlikeli. Bu nedenle baş dönmesi problemi olduğunu bilen bir kişi baş dönmesi meselesini vuzuğa kavuşturana ve tedavi planı belirlene kadar dikkatli davransın. Bu önemli. Ama bir baş dönmesine bulantı kusma eşlik ediyorsa o baş dönmesi çok daha ciddi bir baş dönmesidir. O baş dönmesine eğer ateş eşlik ediyorsa çok daha önemli bir baş dönmesidir. Ense sertliği eşlik ediyorsa çok daha önemli bir baş dönmesidir. Eğer bir kolunuz, bir bacağınızda uyuşma, karıncalanma, kuvvet kaybı gibi bir şey eşlik ediyorsa önemli bir baş dönmesidir. Eğer o baş dönmesine göğsünüze bir ağrı eşlik ediyorsa bir kalp kriziyle dahi alakalı olabilir. Özellikle kadınlarda göğüs ağrısı olmadan sadece baş dönmesiyle kendini gösteren ama belirsiz, ağrısız kalp krizleri dahi olduğunu biliyoruz. O nedenle baş dönmesi hepimizin zaman zaman başını döndürecek şeyler oluyor hayatın içinde. Bu bir işin espri tarafı ama gerçekten ani oturup kalkmalarda başınız dönüyor olabilir. Tansiyon ilacı kullanıyorsanız bunlar baş dönmelerine yol açabilir. Yine tansiyon sisteminin regülasyonunu bozan ilaçlar da ki çoğu zaman baş dönmelerin arkasında biz doktorlar bile yeteri kadar dikkat etmiyoruz ama kesinlikle ilaçlar yatıyor olabilir. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Uykusuz kaldıysanız baş dönmelerinizin artma ihtimali biraz daha fazla. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Tansiyon demişken tansiyona iyi gelen bir besin var mı demiş bir izleyicimiz. Hep akla gelen yüksek tansiyon için bildiğiniz gibi sarımsaktır ama tansiyon yüksekliği için sadece sarımsak yetmez. Tansiyon yüksek olan kişilerin daha fazla bitkisel bazlı beslenmelerini ben tavsiye ederim. Daha makul miktarda tuz tüketmelerini tavsiye ederim. Hatta geçenlerde dehşete kapıldım Instagram'da izlediğim zaman bir kardiyoloji profesörü hocamız tansiyonu yükselten tuz değildir, şekerdir. İstediğiniz kadar tuz yiyin. Hayır öyle değil. Maalesef değil. Maalesef değil. Tuz tabii ki gıdalara lezzet kattığı için çok yedirdiği için de şeker kadar risklidir fazlası. Tuzsuz yaşayamayız ama şekersiz de yaşayamayız. İkisinde de önemli olan normali karar, azı ve çoğu zarar. Bunu bilmemiz lazım. Evet, şimdi şekerle ilgili de bir soru gelmiş. Evet. Çok şekerli beslenmek cildi yaşlandırır mı diyor bir hanımefendi. Tabii ki. Yani yaşlanma sürecinde glikasyon dediğimiz süreç, şekerlenmesi vücudun ciltte çok net görülür. Çok şeker tüketen hanımlar erken yaşlarda cilt kırışıklığına maruz kalır. Nedeni şu, glikasyon dediğimiz süreç, en çok proteinleri şekerle yüklerseniz proteinin esnekliği, yapısı bozulur. Kolajen bir protein. Kolajen şekerlendiği zaman kırılır. Esnekliğini kaybeder, elastikiyetini kaybeder kolajen cildinizin erken kırışıp buruşmasına ve sarkmasına yol açar. Aynı şey kolajen kadar elasten içinde söz konusudur. Yani iki yapısı cildin, hepsine söylüyorum bir üçgeni var cildin. O üçgen hyaluronik asit, elasten ve kolajen üçlüsüdür. Bunun hemen hemen üçü de etkilenir şekerden. Şimdi egzersizle başladık, yürüme dedik ama egzersiz kanseri önler mi demiş bir izleyicimiz? Bu çok önemli bir soru ve çok önemli bir cevap vereceğim. Egzersiz çoğu kanseri önlüyor. Düzenli egzersiz yapanlarda kanseri yakalanma ihtimali hiç yapmayanlara oranla neredeyse %40 daha az. Ayrıca düzenli egzersiz yaptığınız zaman insülin direncini daha iyi regüle edebileceğiniz, insülin duyarsızlığını daha aza indirebileceğiniz, hatta yok edebileceğiniz için insülin direnci olanlarda sık gördüğümüz 1. prostat kanseri erkekler için, 2. meme kanseri kadınlar için, kalın bağırsak kanseri kadın ve erkekler için daha az görülüyor. Yani özellikle prostat, meme ve kalın bağırsak kanseri ile insülin direnci arasında, egzersiz yoğunluğu arasında çok ciddi bir bağlantı olduğunu biliyoruz. Çok önemli hakikaten. Şimdi tuzdan bahsettik. Çin tuzunu sormuşlar. Hazır gıdalarda bulunan Çin tuzu zararlı mı diye hocam. Aslında o bir tuz değil. Bir sentetik madde. Bir Japon araştırmacının bir firmanın ürününü daha çok satması için geliştirdiği bir madde. Adı monosodyum glutamat. MSG. Ve maalesef hala bazı firmalar, bizde önce çorbacılar çok koyuyorlardı içine.
zararlı değildir diye bir takım bilimsel kanıtlar geliştirerek sonuçta şimdi kutuların üzerine MSG, Çin tuzu, monosodyum glutamat içermez diye yazmak zorunda kaldılar. Çünkü gerçekten Çin tuzu eklenmiş bir gıdaya parmağınız düşsün parmağınızı yersiniz. Çünkü muazzam bir iştah açıcıdır, muazzam bir kötü tat örtücüdür, muazzam bir lezzet katıcıdır ve muazzam bir nötr tattır. Yed babam ye, devamlı yersiniz. Uzak durmalıyız. Çin tuzuna elinizi bile sürmeyin. Ve içerisinde glutamat bulunan, monosodyum glutamatın, bazen monosodyumunu yok edip glutamat diye yazıyorlar. Monosodyum glutamat bulunan hiçbir gıdayı evinizin kapısından içeriye sokmayın. Çok net bu. Evet. Hocam şimdi yaza giriyoruz dedik. Bir soru var, onu mutlaka sormak istiyorum. Kimler detoks yapmalı? Uzun süreli detoksun zararı var mı? Uzun süreli detoksun, yanlış detoksun, kısası uzun, hepsi zararlı. Detoks deyince bunu meyve suyu kürleriyle yapmaya çalışan, sebze suyu kürleriyle yapmaya çalışan bir takım aklı evveller var. Hiçbir zaman katılmadım. Çünkü sadece kas yakarsınız, yağ ama yakmazsınız. Glikojen ve kas yakarsınız. Başka bir şey yaramaz. Detoks dediğimiz şeyin esası ruhsal detokstur. Yani detoks dediğimiz şey aklınızı, ruhunuzu temizlemektir öncelikle. Bu olmadan detoks olmaz. Bu olmazsa zaten siz detoks yaparken kortizol patlattığınız için stres nedeniyle o detoks size stres retoksu olarak, stres toksininin yüklenmesi olarak geri döner. Bunu bilelim. Detoks dediğiniz şey şu. Hayatınızın bazen haftanın bir gününü, bazen bir günün haftanın bir gününün yarısını, bazen haftanın iki gününü ya da bir ayın üç gününü ya da bir ayın beş gününü imkanınıza göre daha sade, daha yalın düşünmeye, daha çok müzik dinlemeye, daha çok kitap okumaya, daha çok pozitif düşünmeye, daha çok yardım etmeye, daha çok insani faaliyetler içinde olmaya ayırıp, eşle dostla sohbete, hoş görmeye, affetmeye daha çok zaman tanıyıp, beraberinde daha az gıdayı, daha sağlıklı gıdalar şeklinde tüketmeyi hedeflemek. Detoksun esası bu. Gerisi işin süslemesi, birazcık sizi inceltmeye değil, cüzdanınızı inceltmeye yarar. Size yaramaz. Yani detoksta da mesele esas olarak diyet değil, niyettir. Kesin olarak. Ve detoks aslında bütün dinlerde var. Bizim birkaç hafta önce bayramını kutladığımız Ramazan bayramının, Ramazan süresi de aslında bir dini detoks süreci. Bize iyiliklerle, şifalarla bir araya getiren, biraz yeme içme konusunda kulağımızı çeken bir süreç. Ama bu sadece bizim dinimizde değil. Musevilikte de var, Hristiyanlıkta da var. Yani insan hayatının her dönemine zaman zaman detokslar eklemek insanı daha çok insan yapar. Bu çok net ve kesin ama ruhsal detoks olması koşuluyla. Evet, bir de sosyal medya detoksu olması. Hepsi dijital detoks diyoruz evet. Ona. Yani son zamanların en önemli problemlerinden biri. Evet, peki hocam izleyicilerimiz adına ben çok teşekkür ediyorum. Birçok soruya yine yanıt bulduk çok kıymetli bilgilerle. Efendim Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat programının bu hafta da sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın efendim.